Sizlere süper bir haberimiz var. Beyin kanalının oyunu artık yayında. Bu oyunu oynamak istediğinizi biliyoruz. Haftalardır bize yazıyorsunuz. Bunun için de teşekkürler. Artık bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Eğlenceli, zeka geliştiren, şaşırtıcı ve kafa karıştıran soruların yer aldığı oyunumuzu umarız ki beğeneceksiniz. Bu oyunu daha önce oynadığınız hiçbir oyunla karıştırmayın. Tamamen ücretsiz olan, mükemmel eğlenceli soruların bulunduğu oyunumuzda başarılı olmak için beyninizin farklı yerlerini çalıştırmalısınız. Ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store'da sizi bekleyen bu oyunumuzu hemen indirin. Hatta arkadaşlarınıza ve çevrenizdekilere de indirip beraber kapışın. İndirme linkleri açıklama kısmında. Oyunumuzu indirdikten sonra yorum yapmayı ve yıldız vermeyi de sakın unutmayın. Sadece 44 MB olan bu oyunu hemen indirin ve 150. bölüme ulaşmaya çalışın. Bakalım aranızdan ilk olarak kim 150. bölüme ulaşabilecek? 150. bölüme ulaşırsanız bize bu videonun altından yorumunuzu hemen yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize teşekkürler. Adem hiç bilmediği bir coğrafyada kamp yapabilmek için yola çıkmıştır. Gideceği yönü harita ve levhalarla kolaylıkla bulabilen Adem, bu kavşağa geldikten sonra yol gösteren tabelanın düştüğünü fark eder. Dört yöne de oklar giden ve çevresinde gideceği yön konusunda hiçbir ipucu olmayan Adem yolunu nasıl bulur? Size verilen süre başladı. Eğer ki Adem geldiği şehrin adını biliyorsa kolaylıkla bu yeri haritada yerleştirerek yönünü bulacaktır. Elmas ve eşi her şeyden habersiz bir şekilde arkadaşlarını eve çağırmışlardır ve birkaç saat sonra Elmas, Seçil tarafından banyoda ölü olarak bulunur. Bunun üzerine hemen eve polisler çağrılmıştır. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 4 kişinin ifadelerine başvurmuş ve onlara "Cinayet sırasında neler yapıyordunuz?" diye sormuştur. Bu soru üzerine evde bulunan kişilerse şöyle ifadeler verir. "Cinayetin işlendiği sırada salonda Elmas'ın eşiyle yemek yiyordum. Diğer herkes yemeklerini bitirmiş ve masadan kalkmıştı. Sonra ben de yemeğimi bitirdim ve ellerimi yıkamaya geldim. Geldiğimde ise bu manzarayla karşılaştım. Çok üzgünüm. Okan, o dakikalarda balkonda sigara içmekteydim. Canım çok sıkıldığı için de araba anahtarlarımla arabamın farlarını açıp kapatıyordum. Benim olayla bir ilgim yoktur," demiştir. Gözde ise, "Yemekten kalktığım için sigara içme ihtiyacı duydum ve sevgilim Cenk'le Okan'ın yanına çıktık," demiştir. Bunun üzerine polisler hemen katili bulmuştur. Peki dinlenilen ifadelere göre aranan katil kimdir? Gözde her ne kadar balkona birlikte çıktıklarını söylese de şu an Cenk evde bulunmamakta. Bunu da evde bulunan 4 kişinin ifadesine başvurmalarından anlıyoruz. Yani Cenk olay yerinden kaçmıştır. Şimdi ise sizden iki görsel arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. Mario ve Luigi'nin bulunduğu bu iki görsel arasındaki farkı bulabilir misiniz? Süre başladı. İki karakter arasındaki farkları sizler için gösterdik. Kimsenin bulunmadığı bu iki görsel içerisinde birçok fark barındırmakta. Peki kimler kendisine verilen sürede bu farkları bulabilecek? Sizden bulmanızı istediğimiz bu farkları yine sizler için gösterdik. Sevimli kedilerin bulunduğu bu iki görsel arasında da farklar bulunmakta. Peki kimler bu iki görsel arasındaki farkları bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada. Videomuza şekil tamamlamanız gereken sorularla devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu serinin devamı hangisi? Size bir ipucu, şekil sayısı her seferinde bir artmakta.
serinin devamı C şıkkında bulunan şekildir. Peki kimler bu soruya doğru yanıt verdi? Şimdi ise size bir önceki sorumuzdan farklı bir soru soracağız. Serideki bu kutulardan hangileri bu grubun bir parçasını oluşturmuyor? Süre başladı. Bu serinin parçası olmayan şekil H'de bulunan şekildir. Farklı olanı bulmanız gereken sorularla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen köpekler arasından farklı olan köpeği bulabilir? Farklı olan köpek işte burada. Bu sorumuzda da yine sizlere köpek veriyoruz. Peki kimler kendisine verilen sürede farklı olan köpeği bulabilir? Farklı olan köpeği sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu kalpleri veriyoruz. Peki bu kalpler arasındaki farklı olan kalbi bulabilir misiniz? Farklı olan kalbi sizin için gösterdik. Şimdi ise doğru yanlış sorularıyla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler bu sorulara doğru yanıtlar verebilecek. Aynı anda nefes almak ve yutkunmak mümkün değildir. Sizce bu ifade doğru mudur yoksa yanlış mı? Süre başladı. Bu ifade doğrudur. Kalp kırıklığı sırasında yayılan adrenalin sayesinde kadınlar erkeklere göre daha fazla acı hissederler. Bu ifade doğru mu, yanlış mı? Bu ifade doğru. Kadınlar daha fazla acı hissederler. Yine bir doğru yanlış sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Domates bir sebzedir. Bu ifade doğru mu, yanlış mı? Bu ifade yanlıştır. Yediğiniz şey çekirdekli ise bu şeyler meyve olarak tanımlanır. Eurovision'a ilk kez katıldığımız 1975 senesinde Seninle Bir Dakika şarkısını Ajda Pekkan seslendirmiştir. Bu ifade doğru mu? Bu ifade yanlış. Seninle Bir Dakika şarkısını Semiha Yankı seslendirmiştir. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Dizeleri Ece Ayhan'a aittir. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ifade yanlıştır. Bu dizeler Cemal Süreyya'ya aitti. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz. Bu görselin boş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat bu görselin içerisinde bir sayı gizlenmekte. Peki kimler gizlenen bu sayıyı bulabilecek? Bu görselin içerisinde gizlenen sayı 433. Peki kimler bu sayıyı buldu? Geldik videomuzun son sorusuna. Size verdiğimiz bu görselde bir öğretmen ve iki öğrencisi bulunmakta. Öğretmen bu öğrencilerden tahtaya yazdığı bu soruyu cevaplamalarını istiyor. Bir öğrenci bu soruya kendinden emin bir şekilde 6 yanıtını verirken, diğer bir öğrenci tereddütlü bir şekilde 9 yanıtını vermekte. Peki bu öğrencilerden hangisi doğruyu söylemekte? Süreniz başladı.
Doğruyu söyleyen tabii ki de kendinden emin olmadan 9 yanıtını veren bu öğrenci. Beyin kanalının oyunu artık yayında. Artık bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Google Play ve App Store'da sizi bekleyen bu oyunumuzu hemen indirin. İndirme linkleri açıklama kısmında. Oyunumuzu indirdikten sonra yorum yapmayı ve yıldız vermeyi de sakın unutmayın. Hepinize teşekkürler.